Bugün 2 kilometre koşunun ardından yüzeceğim arkadaşlar. Hemen onunla ilgili bilgi vereyim. Genelde antrenmandan sonra yüzü terleyen ve kıran, yani ilk başta yüzü terlemeye başlayan yüzden kilo verir. Bununla ilgili de bir örneği vermiş olayım. Çünkü bazılarında kafa ilk terleyen yer ve yüz oluyor. Yüz ilk terlediğinde ilk yağı orası yakıyor. Onlar kilo vermeye başladığında ilk başta yüzden verirler. Şimdi boğaza atlayacağım. En azından terimi suyla akıtmış olacağım. Hadi yüzelim. Artırıyoruz. Allah'tan hava esiyor. Ahmet şort var. Ben ama sarımsak Ahmet. Ben yapamam. Denize mi gireceğim? Hemen gireceğim. Gireceğim. Eyvallah. Giderim. Belki daha sıcaktır. Çünkü hava şu an 10-12 derece değil mi? 12 derece yok şu an. Yarım saat önce 8 dereceydi. İşte şu an 12 derece olsa bizim her türlü su 10 derece vardı normal. Yanlışlıkla aşağı kapayınca aşağıydı ve baktım şu an çıkarttı, yukarı çıkarttı. Bakayım ne kadar terlemişim. İyi. 2 kilometre iyi terlemiş. Oğlum deniz değil, Emre'yi çekeceğim lan. Geçen geldim, o kadar rüzgar vardı ki rüzgardan nasıl giyineceğimi şaşırdım. Her da çıkıyor lan, biz de çek böyle yani. Her tarafımız kapalı. Tabii tabii. Beni de çek. Kanka yan çekip Necdet çeksene. Hani mesai ya, adam çağırıyoruz buraya sabah. Sabahın körü hangi deli kalkacak yani? Ya biz deli miyiz kardeşim? Atlıyorum. Sadece kardeşimizi evet, seviyoruz. Şu an gerçekten soğuk olduğunu kaybettim. Bu ne ya? Belki var ya. Akıntı da yok. İyi de nasıl direkt çıkacağım? Buraya gidiyorsun, akıntı yok. O su soğuk. O kadar yüzmeye canım oğlum. Atlayıp çıkacağım ya. Çok... O sanata gelmiyorum değil mi? Bu ne ya? Yapacak bir şey yok. Soğuk mu lan? Sence? Nasıl duman çıkıyor? Kaç derece sence? Dışarıdan sıcak. Tabii dışarıdan sıcak. Dışarıdan sıcak. Sadece ilk atmayı gidelim. Deniz analarıyla bir mücadele. Top deniz anası. Bir tur daha atayım. Su dışarıya göre yani nispeten sıcak. Zaten şu an dışarıya dengede olduğu için burnumda falan bir şey yok değil mi? Dışarıyla dengede olduğu için ben dışarıda normal üşüyorsun, suya girip çıktıkça üşümüyorsun tabi. Su şöyle bir 5 derece falan olsun ya da 10 derece. O zaman işin rengi değişir. Ya hayvanın derecesi şöyle 2-3 derece olsun. İşin rengi değişecektir. Bir tur daha atlayayım. Ondan sonra giyinme faslına geçeriz. Elin değmiş kenarı ver be. Ha? Elin değmiş kenarı ver. Bildiğin yemiş içmiş, doldurmuş içine şerefsizleri. Poşeti çöp oraya denize atmış ya. Ve dumanlar çıkıyor şu an. Ademin yoktu bu kadar. Arkadaşlar 2 kilometre koştuktan sonra ki bazen 4 oluyor. 2'yi koştuktan sonra ki ara vermesi 11 dakika falan sürüyor 2 kilometre. Öbür türlü 20 dakika geliyorum hemen daha nabzım düşmeden denize atlıyorum. Denize atladıktan sonra işte o da bir 10 dakika önce sürüyor. Sonra hemen giyiniyorum. Daha o ara nabzımın düşmediği ve vücut ısımın kaybolmadığı da oluyor. Kışın olsa da böyle yapıyorum. Tabii yazın gibi 2 günde bir olmuyor. Yazları 2 günde bir oluyor ama kışın
haftada 2'yi geçmiyor. Ha geçebilir. Biraz tempoyla ve motive olmakla alakalı ama ekstra soğuk su motivasyon istiyor. Yani hiçbir şey yok. Mesela açlık daha kolay. Antrenman yapmak daha kolay ama soğuk su hepsinden fazla irade istiyor. Yani o konuda irade noktasında her zaman kışın gün aşırı iradeyi sağlayamayabiliyorsunuz. Sporla ilgili dışarıda yapmanın, işte ağırlık çalışıyorum evet ama dışarıda yapmanın çok daha faydası oluyor. En azından rahat hissediyorum evde çalıştığımız için home office olarak. Biraz daha bizim için avantajlı oluyor. Isınmadan buz gibi vücutla suya girmek. Ha o biraz daha zor. Mesela hiç koşmadan girilir mi? Girilir. Ama kolay değil. O daha zor biraz. Şimdi ben vücut ısım ısındığı için mesela ne ayaklarım ne bedenim üşümüyor. O sıcaklıkla denize girmek kolay. Ama hiç direkt geldiniz montu çıkar gir bambaşka bir irade. Onu denedim mi denemedim. Belki ne zaman denedim onu? Üniversite zamanında bizi bunu da... Karyanca yapacağız. Karda yaptık onu. O da okulda ders dolayısıyla. Serdar Hoca'ya da Serdar Orkun Pervan ona da selamlıyoruz. O bizi atmıştı üniversite 2'de. Kar yağarken boğaza girmiştik. Zaten oradan kalma bir alışkanlık. Orada bir kere böyle nabız yükselmeden, terlemeden girmiştik. Çok zordu. Bu nispeten kolay. Yani nasılsa hava sıcak. Ve hava benim antrenman yapmam dolayısıyla sıcak. O yüzden girebiliyorsunuz ama onu bir türlü aynısı olmuyor. Bu arada sesimi inşallah alıyorum. Arabalar geçiyor. Sıcak mı deniz? Su dışarıya göre iyi ama yine de soğuk. Soğuk değil mi? Tabii. Çünkü balık yapmadı. Soğuk olduğu zaman balık yapıyor. Yani sıcak olduğumu yapmıyor balık. Doğru. Ya atlıyorum mesela duman çıkıyor böyle çok. Duman çıkıyor değil soğuk mi? Değil yani. Soğuk değil değil mi? Evet. Dışarısı daha soğuk. Ondan balık yapmıyor. Ben denize biliyorsun delikanlı ya. Soğuk olacak ki deniz gelecek de buraya değil mi? Her işin gücünü rast geldi. Sağ olasın. Eyvallah. Isınmamış vücutla suya atlamak beklenmedik bir etki yaratır. Çok etkisi. İyi gelir diyor. Hatta hücre yenilenmesiyle alakalı. Adını unuttum adamı oraya koyarım. Hücre yenilenmesiyle alakalı soğuk suya, buzlu suya defalarca giriyor. Ve hatta kutuplarda giriyor. Böyle saatlerce bekliyor. Hücreyi yenilediğine, hücrenin yenilenmesinin yanı sıra kişinin dinç kaldığına, sağlıklı kaldığına, genç kaldığına işaret ediyor. Yani İbn Sina da gençler için egzersiz sonrası soğuk su direnç arttırır diyor. Ama gençler için. Mesaimiz bitiyor. Çorba içmeye gideceğiz. En güzel iş bu kardeşim. Saat gündüz bir saat çalışıyoruz, yatıyoruz. Aylık 20 bin lira maaş. Çok enteresan. Ahmet kediye dokunmuyor, köpeğe dokunuyor. Ben mi kediye dokunmuyorum? Bunu istemiyordun ya. Islak da ama. Kedilerden yana bir şeyim var sana. Aşk olsun yani. Kaç yıllık arkadaşız. Gir ağzıma gir. Yalnız aşk olsun. Arada bunu yapacağız yani. Kar yağarsa da bunu düşünüyoruz. Yağmur yağarsa da. Şimdi kışın girişinde Kasım. İşte Kasım'ın ortaları. 14 mü? İşte 13-14 Kasım'dayız. Bunu sık sık yapmayı deneyeceğiz. Sizi de ekstra paylaşırız. Hatta sudayken video çekeriz GoPro ile falan. Daha interaktif olur. Bu şekilde sabahları spor rutinimin bir kısmını paylaşmış oldum. Diğer bir kısmı da ağırlık kısmı. Bir gün de ağırlık kısmından bahsederiz. Ama bugün koşu ve akabinde suyla alakalı durum. Bunu da şunu da söyleyeyim. Mesela antrenmanla ilgili bazen diyor ki işte niye antrenmanı işte koşarak veya işte suya girerek yapıyorsunuz falan. Bazı etkiler göründüğü gibi değil. Mesela ben bere takıyorum. İşte bazen böyle şapka önünde kep olmayan. İşte niye onu takıyorsunuz? Güzel diye falan. Hayır saçım önüne düşüyor diye. Mesela dışarıdan baktığınızda o şapka işte yakışıyor diye takıyor olabilir. Hayır saçım önüme düşüyor diye. Demek ki dışarıdan gözüken her şey göründüğü gibi değil. Burada da denize niye giriyorum? Terli eve gitmek hiç hoşuma gitmiyor. Antrenmandan sonra terledikten sonra mutlaka duş almak istiyorum. O yüzden denize giriyorum. Yoksa evet denizi seviyorum. Ama kışında seve seve denize girmiyorum. Ama terli gitmektense soğuk suya girmeye yeğlerim. O yüzden her şey göründüğü gibi değil. Her şey dışarıdan yorumlandığı gibi de değil. Bu da ne yapar? Farklı bakış açılarının mutlaka olabileceğini, sadece görünenin gerçek olmadığını veya görünenden ibaret gerçeğin olmadığını mutlaka farklı yönelimlerinin olduğunu da gösterir. Kamerayı gören konuşmaya geliyor. Deniz röportajı. Gerçekten. Kamerayı gören konuşmaya geliyor. Normalde bu deli ne yapıyor derler. Kamera çekildi. Kurtaj yapıyor burada. Girdi mi? Çekiyor mu şu an? Arkadaşlar havanın soğukluğunu göstermek için yapıyorum. Yani ben böyle dolaştığıma bakmayın. Hala nabzım sıcak ve hala bedenim sıcak diye böyle geziyorum. Birazdan giyinmezsem çarpar. Ben hızlı çekim alıyorum. O ne? Oradan buradan. Hiçbir şey yapmaz mı? Allah seni ne yapmasın Ahmet? O çıkmıyor.
Hayır şey almış bildin ya. Hadi bir normal video aldım. Kanka o bütün çektiğimiz yeri 10 saniyede alır. Böyle gittik geldik falan 10 saniye. Bir müzik falan ekleyerek mesela şey yapabilirsin çok o arada. Çok kısa ama. Kısa. Ha hızlı şeyi mi? Ha. Evet. Bu arada bir geçiş şeyi olabilir yani. Daha nabzı düşürmek için vücudu biraz daha... Mutlaka açma germe yani stretching dedikleri. Bitti antrenman. Mutlaka açma germe yapmak lazım. O zaman hem kasın boyunu uzatıyor hem biraz daha dinlenmeyi hızlandırıyor. Özellikle kas ağrısı, kas kesiği derler. Böyle oturup kalkamazsınız, antrenmana yeni başladığınızda gülemezsiniz falan kas ağrısı. Onun da önüne geçer. Mutlaka esnetme. Biz onu sporculuğumuz zamanında hep hafif aldık. Çünkü anlatmadılar. Anlatmadığı için de acayip böyle sakatlıklar oldu. Antrenman yaptınız mı? Bir egzersiz yaptınız mı? Mutlaka kendinize en az o antrenmanın böyle 10'da 2'si, 10'da 3'ü kadar bir zaman dilimi ayırın. Bir esnetme, stretching yapın. O zaman hem dinlenme olur, hem nabız kendine gelir, hem kas içi dinlenme olur, tamirat olur. Daha iyi olur. Yani olmazsa olmazlardan biri olur. Gıda ile alakalı herkesin kendine ait takviyesi vardır. Ben mesela antrenmandan sonra bazen hiç su bile içmiyorum. Akşama kadar bir şey içesim gelmiyor ama su takviyesi mutlaka lazım. Suyu eksik etmemek lazım. Su eksikliğinin şeyini görüyorum kendimde. Herkesin kendine ait bir yapısı vardır. Meyve suyu olur, meyve olur akabinde. İşte kahvaltı da insanlar yapabiliyor. Ben kendi öğünümde kahvaltı ve öğlen yemeği yemediğim için sadece meyveyle antrenman sonrası veya suyla geçiştiriyorum. Akşam yemeğimi yiyorum. Ama dinlenme için olmazsa olmaz, toparlama için mutlaka stretching. Yani esnetme olması lazım. Sabahki koşu programı ve akabinde denizle ilgili çekimin sonuna geldik. Bir sonraki çekimde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Gerek var mı?